Mal rejimi, yasal mal rejimi, seçimlik mal rejimi ve olağanüstü mal rejimi olmak üzere üçe ayrılır. Yasal mal rejimi eşlerin sözleşme yapmadıkları halde kendilerine uygulanan mal rejimidir. Olağanüstü mal rejimi ise hakim kararı üzerine mevcut mal rejiminin mal ayrılığına dönüşmesini ifade eder. Seçimlik mal rejimi ise eşlerin sözleşme yapmaları sonucunda birbirleriyle alakalı olarak mal paylaşımını yapmış olmalarını ifade eder. Yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi evlenme ile başlar ve evliliğin bitmesiyle beraber de ortadan kalkar. Yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimini oluşturur ve bu evlenme ile başlar. Mahkeme kararıyla, boşanmayla veyahut da bu farklı bir mal rejimine geçilmesiyle beraber de sona erer. Edinilmiş mallara katılma rejimi bir takım hususları ihtiva eder. Bunlardan ilki kişinin çalışmasına ilişkin olarak edinmiş olduğu edinimler. Sosyal güvenlik veyahut da sosyal yardım kuruluşları tarafından belli sandık veyahut da benzeri kurumların yapmış olduğu ödemeler, edinilmiş malların gelirleri, çalışma gücünün kaybı nedeniyle kişiye ödenmiş olan tazminatlar, paylı mülkiyete dahil olan mallar bunların içerisine girer. Ayrıca kişilerin şahsi malları vardır. Onlar da kişinin kendi şahsi kullanımına ait olan bazı eşyalar, manevi tazminat edinimleri. Bunun dışında kişisel mallarının gelirleri, bir meslek veyahut da sanat icrası sonucu elde etmiş olduğu gelirler sayılabilir. 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren edinilmiş mallara katılım rejimi hukukumuza yerleşmiş bulunmaktadır. Bu da evlendikten sonra edinilen malların 1/2'sinin eşlerin talep edebileceğini ifade etmektedir. Boşanma davası sırasında mal kaçırmanın önlenmesi için kişilerin eşlerden birisinin malı üzerine tedbir kararı konulması hukuka uygun değildir. Bunun için ayrıyeten mal rejiminin tasfiyesi davası da açılması gerekir. Yani boşanma davasının ve mal rejiminin tasfiyesi davalarının ikisinin de aynı şekilde ayrı ayrı yürütülmesi gerekmektedir. Edinilmiş mallarla alakalı katılma alacağı ve değer artış payı alacağı söz konusudur. Katılma payı alacağı kişilerin evlilik süresi içerisinde kurmuş oldukları şirket ve bu şirkette bulunan hisse değerleri ve hisselerin elde etmiş olduğu gelirleri de kapsamaktadır. 10 yıllık zaman aşımı süresi vardır bu alacaklarla alakalı olarak. Birbirlerine geçen kişisel mallarının talebini eşler birbirlerine karşı her zaman iletebilirler. Fakat edinilmiş mallara ilişkin olarak birbirlerinden talep hakları ancak boşanmayla beraber ortaya çıkmaktadır.